İlk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos zaferiyle Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğindeki Yüce Türk ulusu emperyalist güçlerin işgalci ordularını anavatan topraklarından kesin olarak atarak ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu zafer bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri deha kabul ettiği ulu önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu'da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan bu zafer aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir. Anadolu halkı tek bir yumruk olarak dış ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla verdiği Kurtuluş Savaşı'nda en son başkomutanlık meydan muharebesine de kazanarak kesin zafere ulaşmıştır. 19 Mayıs 1919'a başlatılan Kurtuluş Savaşı'yla istilacı düşman ordusuna üst üste darbeler vurulmuş, ancak yurdumuz içerisinde ilerleyen düşmanın vatanın bağrından atılabilmesi için sıra kesin sonuçlu bir harekata gelmiştir. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlayan bu muharebede elde edilen bu büyük zafer, Türk'ün bağrına dayanan hançerin ulusça sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilme destanıdır. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımızın için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi ve günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene!